Birazdan Mars'ta olsaydık konuştuğumuzda nasıl bir ses çıkardı, çevredeki sesleri nasıl duyardık, orada yaşamak ne kadar mümkün? Elon Musk'ın konuşmasındaki ilginç detay neydi ve Mars'a yapılan iniş geçmişteki bazı gerçeklerin yalan olduğunu mu gösteriyor gibi birçok soruyu cevaplayıp bunlara kanıt göstereceğim. Bildiğiniz gibi 18 Şubat 2021'de Perseverance, yani Türkçe anlamıyla Azim isimli rover aracı Mars'a iniş yaptı. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Oraya gitmekteki amacı Mars'ın olası geçmişini araştırıp kırık kaya ve toprak parçalarını araştırılmak üzere dünyaya getirmek. Bu aracın ismini Azim koymaları boşa değil, çünkü aslında orayı keşfetmekten ziyade asıl amaç gelecekte Mars'a taşınabilme, orada hayat kurabilme isteğinden gelmekte. Yakın bir gelecekte bunun olup olmayacağını öğreneceğiz. Fakat bu konuda hevesinizi kırmak istemem, çünkü Mars'a gidilse ve hatta oraya yerleşilse bile koşullar dünyaya göre çok daha zor olacak. Neden mi? Hemen bunun bir örneğini göstereyim. Mars, dünyaya kıyasla çok farklı sıcaklık, yoğunluk ve kimyasıyla alışılmadık bir atmosfere sahip. Bu sebeple duyacağınız ses seviyesi Mars'ta dünyaya oranla çok daha düşük olacak. Şimdi bunu dinlemeden önce daha iyi anlamanız adına kulaklıkları takmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin dünyada bisiklet sesini bu şekilde duyarken, Mars'ta olsaydık bu şekilde duyacaktık. Ya da gelin biraz hayal gücü kullanalım. Diyelim ki Mars'ta bir deniz keşfettik ve üzerinde uçan martlar var olduğunu sayalım. Biz de şöyle Mars'ta bir deniz havası almaya çıkalım. Normalde dünyada duyduğumuz bu sesi eğer Mars'ta olsaydık bu şekilde duyacaktık. Ya da bir sohbet sırasında dünyada duyduğumuz bu ses "Hello from the children of planet Earth." Mars'ta bu şekilde duyulacaktı. "Hello from the children of planet Earth." Çünkü %96 karbondioksitten oluşan Mars atmosferi çok sayıda yüksek perdeli sesi emiyor. Bu sebeple yalnızca düşük perdeli sesler uzun mesafelere seyahat edebiliyor. Bu Mars'ta yaşamanın zorluklarından sadece biriydi. Fakat oradaki zorluklarla karşılaşabilmek için öncelikle oraya gitmek gerekiyor. İşte bu en zor aşama. Çünkü oraya gidebilmek için dünyanın koruyucu katmanı olan Van Allen kuşağından geçmek gerekiyor. Şimdi bu kısmı dikkatle dinleyin. Çünkü sorgulamamız gereken asıl kısım burada başlıyor. Uzaya yapılan insanlı yolculukların karşılaşacağı istisnasız en büyük zorluk Van Allen kuşaklarıdır. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Van Allen kuşağındaki radyasyon öyle güçlüdür ki bir insanın kemiklerini eritip saniyeler içerisinde ölmesini sağlayabilir. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Bilim adamları insanları göndermeden önce bu radyasyon seviyelerini test etmek ve önce bu sorunu çözmek zorunda. Videonun bir kısmında anlatılan şey de işte bu. Üstelik bu 2010'dan sonra tasarlanmış son teknoloji bir uzay aracıyla denenecek. Yüksek hıza, ısıya ve belli bir radyasyona dayanıklı bu uzay aracıyla. Aklınıza ne geldiğini tahmin edebiliyorum. 1969 yılı gibi bugünün 50 yıl gerisinde olan bir teknolojik donanıma sahip olan ilkel bir uzay aracı, Van Allen kuşağından üstelik insanlı bir şekilde nasıl geçti? Ay'a gidebilmek için Van Allen kuşağından en az 2 kere geçilmelidir. Çünkü Ay'a giderken ve Dünya'ya dönerken bu alandan geçmek zorundayız. Tam bu noktada az önceki NASA çalışanına tekrar kulak verirsek, "We must solve these challenges before we send people through this region of space." İnsanları göndermek için bu sorunu çözmeliyiz. Peki madem böyle bir sorun halen var, 1969'da neredeyse hesap makinesine sahip işlemcilerle ve araçtaki ilkel teknolojik yapıyla Ay'a nasıl gidilebildi?
Buradaki önemli husus şu ki, bunu açıklayan ve bu sorunu çözmeliyiz diyen de bir NASA çalışanı. Yine ISS'te görevli başka bir NASA çalışanının dedikleri buna oldukça benzer. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Bu iki farklı açıklama gösteriyor ki insanlı uçuşlar henüz bugün bile Van Allen kuşağını aşabilecek güçte değil. Emin olun, kimse Ay'a çıkılmadı teorisini öylesine ortaya atmış değil. Kimse bunu durduk yerde düşünmedi. Ay'a çıkılmasını, hatta insanların oraya turizm amacıyla gitmesini kim istemez ki? Bu açıklamalar Ay'a çıkılmadığını mı gösteriyor derseniz, bu sizin düşünüp karar vereceğiniz bir durum. Bazıları 1969'daki ilkel uzay aracının Van Allen kuşağındaki radyasyonun en az olduğu kısımdan geçtiğini ve üstelik burada kısa bir süre geçirdiklerini, uzay aracının alüminyum plakasının bunu engellediğini söylüyor. Dış çeperle birlikte alüminyumun radyasyonu önlediğini varsaysak bile, ki bu mümkün değil, bu sefer de başka bir sorunun daha aşılması gerekirdi. Ortaya çıkacak olan yüksek ısı. İşte bunun bilimsel bir kanıtı daha. 75 miles above Earth, the spacecraft enters the atmosphere. We're now traveling more than 20,000 miles per hour. The plasma reaches temperatures of 4,000 degrees Fahrenheit, almost twice as hot as molten lava. Burada anlatılan şu. Astronotların o uzay aracıyla Ay'a ulaştığını ve dönüşe hazırlandığını varsayalım. Uzay aracının dünya atmosferine girerken maruz kalacağı ısı yaklaşık 4000 Fahrenheit. Bu da 2200 derece bir ısı demek. En kaliteli çeliğin bile maksimum 1500 derecede eridiğini düşünürsek, içeride insan varken bunu yapmak yine imkansızdır. Zaten NASA çalışanı da bugün bunu aşmaya çalışıyoruz diyor. Apollo görevindeki astronotları taşıyan uzay aracının dış çeperi sadece 8 cm kalınlıktaydı. Dışı çelik, içi alüminyumdan yapılmaydı. Fakat Van Allen kuşağından ölümcül olmayan radyasyonla geçilebilmesi için uzay aracının 8 cm değil en az 30 cm kalınlıkta olması gerekirdi. Yine altını çizerek söylüyorum. NASA çalışanı bugün bile bu sorunları aşmak için çalıştıklarından bahsediyor. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Van Allen kuşağını geçebilmek ve dünyaya dönüşteki ısıyı absorbe etmek gibi sorunları. Yani bilimsel veriler yine Ay'a insanlı bir uçuşla asla gidilemediğini gösteriyor gibi. İnsansız araçlarla gitmek elbette mümkün. Bu derin bir konu olduğu için ayrı bir videoda mutlaka değineceğim. Son olarak bazı insanların Mars göreviyle ilgili aklına takılan sorulara ve şüphelere bakalım. İnternet üzerinde Mars'ta çekilen görüntülerin dünyadaki bir yerden elde edildiği konuşuluyor. Buna karşılık gösterilen görüntülerde Mars'taki yeryüzünün dünyaya ait olduğu savunuluyor. Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda Mars'ta çekilen görüntülerin dünyadan alınmış olması fikri tamamıyla gerçek dışı. Çünkü görüntüler dünyaya benzetilmek için kontrast değişimine uğratılmış. Bu iddianın hiçbir dayanağı yok. Zaten iniş görüntülerine bakarsanız Mars'ın geniş bir alanının video görüntüsünü görebilirsiniz. Bu gibi durumlara akılcı bir şekilde düşünerek yaklaşmak lazım. Atılan her adımı bu da yalan, hepsi sahte vesaire gibi yaklaşımlarla eleştirmek, itham etmek tamamen yanlış. Elbette bu kanalda gördüğümüz yanlışları her zaman korkusuz bir şekilde sizlere aktarıyorum. Örneğin bir dayanağı olan eleştiriler Ay'daki görüntülerde yaşanmıştı. NASA'nın farklı yerler olarak bahsettiği ve sizin de şu an ekranda gördüğünüz bu iki resim karşılaştırıldığında tamamen aynı yerlere ait görünmekte. Yine bu gibi farklı olduğu söylenen bazı alanlar birebir uyuşmakta. Burada Ay'da çekilen görüntülerdeki tezatlık gösteriliyor. Zaten bu gibi durumlar ve çok daha fazlası, az önce bahsettiğimiz veriler ve NASA çalışanlarının yaptığı açıklamalar, Ay'a yapılan inişin gerçekliğini sorgulatan kısımlar. Elon Musk bildiğiniz gibi Mars'a çok önem veren ve orada insanlığın bir koloni kurup dünya dışındaki bir gezegende yaşamın olmasını isteyen ilk isimlerden biri. Peki bu isteği sadece bir hayal olarak mı kalacak? Önce kendisini dinleyelim. Human-rated spacecraft for human spaceflight. What were some of the challenges that you encountered along the way?
Well, the thing that concerns me most right now is that unless we improve our rate of innovation dramatically, then there is no chance of a base on the moon or a city on Mars. Yeah, this is my biggest concern. Yeniliklerimizi yani teknolojimizi geliştirmedikçe bunun mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü o da biliyor ki Van Allen kuşağını insanlı bir şekilde geçmek şu an için mümkün değil. Sadece Mars'ta da değil, Ay'da bile bunu başaramayız diyor. Dikkat edin, bunu günümüz dünyasında söylüyor, 1969 öncesi değil. Belki bir gün bunu başarıp Ay'a ve onun da ötesinde Mars'a ulaşabiliriz. Bu oldukça heyecan verici ama bir yandan da gerçekçi hayaller kurmak lazım. Kim toz içinde, yeşil alanların olmadığı, %95 karbondioksit içeren bir atmosferde yaşamak ister ki? Mars'tan bahsediyorum. Açıkçası ben istemezdim. Diğer gezegenlerdeki yaşam ve belki de elde edebileceğimiz yeni veriler elbette araştırılmalı. Fakat insanoğlu öncelikle dünyanın kıymetini bilmeli. Buranın sorunlarını çözmeli. Çünkü sadece bir tane dünyamız var ve burası iyisiyle kötüsüyle bizim tek evimiz.